Yani yaklaşık 100-200 tane dükkan sanırım Fatih'te boşaldı. Umut, fakirin ekmeği derdik. Ekmeğimiz de kalmadı. Şu an sadece canımızdan yiyoruz. Artık virüs öldürürse öldürsün. Biz yaşamak zorundayız. Çok yüklü ve fahiş fiyatlarda elektrik paraları ödüyoruz yani. Bütün esnaf zorlanıyor. Bizle beraber aslında ülke ekonomisi de yer almakta. Çalışanlar da yer almakta. Mesela boşanmalar başladı bizim sektörde. 14 yaşında bir arabam vardı. İlk defa hayatımda bir şeyim oldu bana ait. Araba olarak, bir araç olarak. Onu da maalesef bu süreçte kaybettim. Eğer herhangi bir kapanma olmazsa, vakalar artmazsa ben 3-5 aya kadar toparlanacağımızı, bu kayıplarımızın %10-15 seviyesine kadar düşeceğine inanıyorum. Açmış bekliyorlar, öbür mekan kapalı. Burası açmış, müşterisi yok. Yani saat 7'ye kadar yapılacak bu uygulamayla hiçbir şekilde bu esnafın ekonomisi dönmeyecektir, borçlarını ödeyemeyecektir, personel maaşlarını kesinlikle veremeyecektir. Senedir bu şu anki bulunduğum mağazanın işletmeciliğini yapıyorum. Bunun evveliyatına dayanan 30 yıldır aynı caddede Fatih'te esnaf olarak farklı yerlerde işletmecilik yaptım. Buranın eskilerindenim diyebilirim. Gelinlik, kınalık, toptan parayken de büyük çaplı olarak devam ediyorum. Bizi nasıl etkiledi? Mart ayında birden hızlı bir şekilde pandeminin içine girdik. Olan elimizdeki siparişlerimizin hepsi yaklaşık 6 ay gibi falan bir süreçte uzatma yaptılar. Ve bu arada yurt dışı kapıları kapalı olduğu için hiç yurt dışından müşterilerimiz gelmedi. Bunların gelmemesi bizi değil, bütün Fatih'i etkiledi. Yani yaklaşık 100-200 tane dükkan sanırım Fatih'te boşaldı. Tabii gücü olmayan, dayanma gücü olmayanların hiçbiri ayakta duramadı. Tabii bu da üzücü, Fatih için üzücü. %50 etkilendik. Hani %30 demiyorum, %50 etkilendik yani. O açığı nasıl kapattık? Hazırımızı erittik, hazırımızı tükettik. Açığı kapatmamızdaki sebep elimizdeki birikimimizin olmasıydı. Ayakta kalmaya çalışıyoruz hala. Biz kadroyu da azaltmadık, kadroyu da çıkartmadık, ödenek de alamadık. Çalıştık yani. Kirayı da ödüyoruz, vergileri de ödüyoruz, elektrik suyu da ödüyoruz. Çok yüklü ve fahiş fiyatlarda elektrik paraları ödüyoruz yani. Bütün esnaf zorlanıyor. Kolay değil, klima çalıştırıyorsun. Yani küçücük bir yerin 1000-1500 lira elektrik faturası geliyor. O kadar esnaf var, aynı şekilde hepsi aynı dertten yakınıyor. Aniden hayatımıza girdiği için sektörümüz gerçekten %70 oranında ciddi manada etkilendi. Tabii ki şu anda bütün zararı tamamen kendimizden karşılıyoruz. Faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı da bankalara yaklaşamıyoruz. Faiz oranlarının daha makul seviyede eğer olmuş olsaydı belki kredi kullanırdık ama şu anda tamamen kendi cebimizden karşılıyoruz ya da mevcut bir gayrimenkulümüzü satıyoruz ya da piyasaya cari borç olarak dönmeye çalışıyoruz. Milletimizde daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şimdi gerçekten restoran ve kafelerin açılmasıyla sektörümüzde ciddi bir sevinçle karşılandı. Ciddi bir umut ışığı oldu. Hali hazırda ücretsiz izne çıkardığımız bütün personelimizi geri çağırdık. Tedarik zinciri için tedarikçilerimize irtibata geçtik. Eğer herhangi bir kapanma olmazsa, vakalar artmazsa, vatandaşlarımız ve bizler dikkat edersek, ben 3-5 aya kadar toparlanacağımızı, bu kayıplarımızın %10-15 seviyesine kadar düşeceğine inanıyorum. Çok yeterli olmadı ama yine en azından bir nebze nefes aldıracak esnafa. Bunun için de yasakların tamamen kalkması lazım ama riskli bir bölgede olduğumuz için bekleyeceğiz. Olacağına da inanıyorum yani.
Çünkü bütün müşterilerimiz, gerek sipariş müşterilerimiz, gerek toptan müşterilerimiz, yurt dışı müşterilerimiz, bunların hepsi kapılar açılsın, Mart ayından sonra hepsinin gelecek teyitlerini verdiler. Onları bekliyoruz. Saat 7 kısıtlaması bu esnafın sorunlarına çözüm olmayacaktır. En azından 10-11 gibi çekilirse, ki insanlar zaten 6'da 7'de işlerinden çıkıyorlar. Alkollü işletmelere çok gelip bir şeyler yiyip içeceklerini biz düşünmüyoruz. Şu anda ciddi bir yük olmuştur bize açılması da. Esnaf zaten zor durumdaydı. Vergiler alınmaya devam ediliyordu. Şu an kısa çalışma ücret izinleri de kaldırıyorlar. Dolayısıyla da bize bir faydası yok. Artı ayda 30-40 bin lira içeri girerken şu an 70-80 bin lira içeri girmeye başlayacağız. 60-70 tane masanın olduğu yerde 10 tane masanın dolu olması o işletmenin sorununu gidermiyor. Çünkü kapıyı açtığınız zaman giderleriniz sabittir. Elektrik, su, doğalgaz, kira, vergi hepsi doğal olarak o işletmenin maliyetini oluşturuyor. Ama içeride müşteri yoksa bunu kim karşılayacak? 16 Mart itibariyle ruhsatlarında bar, pavyon, diskotek olan işletmeler bugüne kadar açılmadı. Ve bunların ciddi anlamda vergileri tahsil edilmeye başlandı. Bunların da kiraları en az 20-25 bin lira. Bir esnaf şu anda 400-500 bin lira zaten içeride. Bunlar hala açılmış değil. Bu insanlar ne yapacak? Binlerce mekan var, binlerce çalışan var, bunların aileleri var. Tabii bir yıl uzun bir zaman. Bunların ayakta kalabilmesiyle ilgili sıkıntılar da devam ediyor. Toparlamak yılları alacak. Bir de böyle hemen açtık, dükkanlar böyle dolu taşmayacak. Mesafe kuralları olduğu için. Ama tabii bu bir felaket. Dolayısıyla herkes elinin altına taşıyor. Altına elini koyması lazım. Ben İbrahim Demir Özdemir, Avcılar'da eşimle birlikte Bayan Kuaförü işletiyoruz. Buranın esnafıyız. Yaklaşık 20 yılın üzerinde bir meslek zamanımız var ve en kötü dönemini yaşıyoruz. Yani vaka bir dendiğinde gerçekten bu işi ciddiye aldık. Olabildiğince de önlemlerimizi yükselttik. Elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve riayet ettik. Elimizde de bir şeyler vardı, kısıtlı dahi olsa vardı ve bunu tolere edebildik. Personelimizi mümkün olduğu kadar tolere edebildik. Ama bu süreç artık farklı bir boyuta dönmeye başladı. Hayat mecburiyetleri ve ekonomi durumuyla gerçekten boğuşuyoruz şu an. Şimdi o gün için elimizde, avucumuzda bir şeyler, dediğim gibi bir arabamız vardı, sattık. Onu da elimizden aldı bu arada bu pandemi süreci. Arabamız da gitti. Yani arabamız dediğimiz 2006, yani 14 yaşında bir arabam vardı. İlk defa hayatımda bir şeyim oldu bana ait, araba olarak, bir araç olarak. Onu da maalesef bu süreçte kaybettim. Çünkü çevirmek zorundayım. Esnaf olarak bizden gereksinimleri, her şeyi isterken hiçbir destek sunulmadı. Sunulan destekler suni. Yani 10.000 TL bir kira veren adama 750 TL destek vereceğim dediğiniz zaman yani yüzünde bir tebessüm oluşturamazsınız. Her ne kadar hükümet bu konuda destek verdiyse de bu çok büyük bir kitle. Bunların mağduriyetini giderecek miktarda karşılanması mümkün değil. Ancak işte iş yerlerinin açılmasıyla bu süreçte biraz böyle bir rahatlama olacak gibi görünüyor. Mesela bundan sonraki bu hijyen, mesafe, maske kuralına uyup bu virüsü, dünyanın başına bela olan virüsü ülkemizde daha az sayıları indirme. Kısa çalışma ödeneği gerçekten ülkemizde güzel bir şekilde uygulandı. Esnafların çoğu da yararlandı. Fakat şöyle bir uygulanma yönteminde şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Nasıl olması gerekiyordu? Pandemiden etkilenen sektörlere daha çok destek verilmiş olsaydı veya pandemiden etkilenen sektörlerin süresinin uzatılması olsa çok iyi olurdu. Kısa çalışma şartlarından yararlandık. Fakat yeterli görmedik. Biraz daha destek verilmesi lazımdı. İkincisi de kısa çalışma ödeneklerinin aslında işletmenin devlete ödediği vergiyle de doğru orantılı olabilirdi. Kiralara yardım yapılıyor dediler. Belli bir kota kondu.
sigortalılara yardım yapılıyor dediler. Belli bir kota kondu. Nasıl bir yardım? Biz niye görmedik o yardımlardan? Yararlanamadık. Limited şirketin size bunlar olmuyor. Siz bundan yararlanamıyorsun. Önümüze bir yardım çıkarttılar. Bir de duvar ördüler. Yararlanamadık. Şimdi bir defa öncelikle Covid'den önce de esnafın durumu iyi değildi. Yani Mart ayından önce de iyi değildi. 40 bine yakın esnaf ve sanatkar terki ticaret etmişler. Ve diğerleri de eli kulağında. Yani işin kötüsü evet bu pandemide belki çok büyük bir rakam gibi de gözükmüyor ama bu gidişte çok ciddi bir kayıp yaşayacak gibi gözüküyoruz. Bizde tabii iş değişikliği çok yapıldı. Kapanma oranı her yıla göre orantılı yaptığımız zaman belki %15 civarında kaybediliyor. Ama bir taraftan da bir satış tekniği gibi uygulanıyor bu. İnsanlar işi değiştiriyor. Ciddi anlamda yara almaktayız. Bizle beraber aslında ülke ekonomisi de yara almakta. Çalışanlar da yara almakta. Çoğu insanın psikolojisi bozuldu. Gerçekten hani bu çarşıya geldiğimde garsonlar beni gördüğünde 20 lira, 30 lira, 50 lira haşlık isteyen personellerimiz var. Bunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Esnaf arkadaşlarımız artık personellerinin telefonlarına bakmaz oldu. Çünkü çocuk arıyor, abi para diyor, telefonumu ödeyemedim diyor. Yani bu süreçler yaşanmaya başladı. Daha da çok vaziyet kötü bir hal almak üzere yani dolayısıyla. Mesela boşanmalar başladı bizim sektörde. Çünkü evine ekmek parası götüremeyen işletme sahipleri aile sorunlarının yaşanmasının artık birer hedefi oldular. Başta bankalar olmak üzere bu ödemelerdeki esnekliğin sağlanması, insanların daha rahat bir süreçte bu borçlarını ödeyebileceği, bir mesafe koyulması ile ilgili de hükümetle görüşmelerimiz var. Biz 6 aylık bir süre istedik ama tabii yeterli olur mu olmaz mı o çok kestiremiyor şimdi. Şu an insanlar gerçekten açlıkla savaşıyorlar. Açlık oyunlarıyla dans ediyorlar. Biz yine dediğimiz gibi Allah'a şükür bir dükkanımız var diyoruz. Kafamızı sokabileceğimiz. Belki iki müşteri fazla gelir. Günü atlatırız, ödemelerimizi yaparız. Yarın bu bitecek. Hep bir umut aşılamaya çalışıyoruz. Umut, fakirin ekmeği derdik. Ekmeğimiz de kalmadı. Şu an sadece canımızdan yiyoruz. Ve kumar oynuyoruz. Dışarıda bir savaş var. Ve bu ekonomik savaş. Artık hastalığı kimse önemsemeyecek. Çünkü evinde hiçbir şekilde, yani kirada oturuyoruz. Dükkanımız kira. Bir şeyler gidiyor, gün geçiyor. Ve biz bunu karşılayamadığımız yerde artık vazgeçeceğiz. Mecburen vazgeçeceğiz, bırakacağız. Artık virüs öldürürse öldürsün. Biz yaşamak zorundayız.